Türkiye Emekli Asubaylar Derneği Genel Başkanı Sayın Ahmet Keser'in asubayların istek, sorun ve beklentilerine yönelik adaletsizliğe, huzursuzluğa dur demek adına Türkiye Büyük Millet Meclisi Dikmen Kapısı önünde yapacağı basın açıklamasına gelmiş bulunmaktayız. Sami Bey hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Nereden geliyorsunuz? Ederim. Eskişehir'den geliyorsunuz. Ve asubayların sorunlarıyla ilgili bir görüşlerinizi alabilir miyim? Asubayların 40 yıldır sorunları var efendim. Evet. Asubayların bitmek, tükenmek bilmeyen dünya kadar sorunumuz var efendim. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrar. Sağ olun. Yaptığınız sağ açıklamalar için Eskişehir'e çok selam söyleyeyim. Allah razı olsun. Hani bana Turgay? Bayan abi, siz kalın.
Evet paşam, başlayalım. Saygıdeğer meslektaşlarımız, saygıdeğer basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli 100 bin astsubay ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olmuş yaklaşık 120 bin emekli astsubaylar ve aileleri Türkiye'de yaklaşık 1 milyon civarında bir kitleyi, bir aileyi oluşturmaktadır. Silahlı kuvvetlerdeki lider kadrosunun 4/3 astsubaylardır. Bir başka tabirle astsubay ordunun bel kemiğidir. Ancak bu bel kemiği çatlamaya, çatırdamaya ve kırılmaya başlamıştır. Astsubaylar kas sisteminin baskı, adaletsizlik, hukuksuzluk ve mobbing, ekonomik adaletsizliklerle birlikte ciddi bir bunalım geçirmekte, huzursuzlukların dayanılmaz bir boyutuna geldiğinde de istifa, emeklilik, firar ve daha acısı intiharlar bu hadiselerin peşinden gelmektedir. Sistem SOS vermeye başlamış ve astsubaylar cinnet geçirme noktasına gelmiştir. Baskı ve mobbing öylesine ağır bir noktaya gelmiştir ki astsubaylar özellikle son dönemlerde birlik, kıta ve kurumlarda şiddet ve darp görmeye başlamıştır. Son olarak Kıbrıs'ta bir alay komutanı bir astsubayımıza fiziki şiddet uygulamış. Meslektaşımız bu durumu amiri olan tümen komutanına şikayete gittiğinde işler acısı bir durumla karşılaşılmıştır. Amiri pozisyonundaki tümen komutanının yaptığı şey astsubayımıza nasihat vermek, tehdit etmek, arkasından bir kutu çikolatayla al bunu eşinle ye, ağzınız tatlansın diye astsubayı göndermek olmuştur. Ardından psikiyatri servisine müracaat eden astsubayımıza daha içler acısı bir rapor düzenlenmiş, bulunduğu durumu kabullenememe gibisine kölelik durumunu, kölelik yıllarını anımsatan bir tanı koymaya çalışılmıştır. Amerika'da kölelik yıllarında kölelerin köleliği kabul etmediği ve sisteme itiraz ettiği, haksızlığa, hukuksuzluğa baş kaldırdığı, adaletsizliğe tepki vermeye başladığı zamanlar, o zamanın erkini temsil eden sağlıkçıların, hekimlerin verdiği bir tanı vardı. Kölelik durumunu kabullenememe durumu. Bugün 2013'te Kıbrıs'ta bir kölelik yıllarındaki yaklaşımı, Amerika'daki yaklaşımı hatırlatan hadise Türk Silahlı Kuvvetleri'nde cereyan etmiştir. Kölelik yıllarında bile olmayan bu tarz uygulamaların sonunda ortaya çıkan, durumdan çıkartılacak birkaç soru var. Bu sorulardan bir tanesi. Ey tümen komutanı, o albay o astsubaya darp etmesi de, astsubay albaya darp etseydi sen bir kutu çikolata verip nasihat verip gönderecek miydin? Ey bu konuda kölelik yıllarını anımsatan hekim, hekimliği, hakimliği ve amirliği kas sistemini hapsedip Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bugünkü adaletsiz konuma getiren insanlar, sen o albaya bu raporu verip bulunduğu durumu kabul edememe hali deyip gönderecek miydin? Ey Genelkurmay Başkanlığı, sen bu hadiseyi duyduktan sonra bu olayın üstünü örtüp idari bir durum gibi geçiştirmeye çalışmak yerine orada bir idari soruşturma, hukuki soruşturma başlatacak mıydın? Sistemler içerisinde kişilerin suç yapma hali kişisel bir sorumluluktur. Ancak suç işleyeni korumak kurumsal bir hatadır. O nedenle bu kurumsal hatanın, suç işleyeni koruma anlayışının Türk Silahlı Kuvvetleri'nde devam etmesi halinde bu insanlar bundan sonra da çok ciddi tepkiler vermeye devam edecektir. Bu kabil ayrımcı yaklaşımlar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne aslında dışarıdan getirilen zarardan, dışarıdan verilen zarardan daha fazlasını vermektedir. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne inandığım bir şey söylüyorum. Dışarıdan hiç kimse
yıkamaz. Türk Silahlı Kuvvetleri kendi yapısını muhafaza ettikçe milattan önce 209 yılından bu yana kadar ayakta durmuş dünyanın en büyük ordularından birisi olmaya devam edecek. Ancak kendi içerisindeki mobbing, adaletsizlik, ekonomik ayrımcılıklar devam ettiği sürece yıllarca kendisine hizmet etmiş olan insanları emeklilikten sonra sokağa atıp yoksulluk ve açlık sınırının eşiğine getirdiği sürece bu omurga çatlayacak, çatırdayacak. Biz SOS veren bu durumu bütün Türkiye ile bütün kamuoyuyla paylaşmak için bugün buradayız. Bugün 90 tane şubemiz ve yüzlerce binlerce meslektaşımız bu durumu duymayan sağırlara, görmeyen körlere göstermeye, duyurmaya geldik. Bugün bunun için buradayız. Bu kalabalık bir işaret fişeği, anlayın. Eğer bizim taleplerimiz yerine getirilmezse, bu kalabalık sokağa çıkarsa, bu kalabalık sonuç almadan evine dönmeyecek. Bugünkü mücadelemiz, bugünkü yaklaşımımız bir kimlik ve onur mücadelesidir. Kimlik ve onur mücadelemize devam edeceğiz. Onursuzca yaşamaktansa ya kimliğimizi toprağa gömeriz ya kalkarız ayağa. Ayağa kalkmadan koşamazsın. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Kıbrıs'ta görev yapan astsubay babasıyım ben. Şimdi burada bulunmamın sebebi oğlumun mağduriyetini bütün herkese anlatmak ve Genelkurmay Başkanı'ndan yardımcı olmasını istiyorum. Güzel Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Alay Komutanı Kurmay Albay Serdar Sevgili tarafından esas duruşta ailesine ağır şifaklı küfürler edilerek dakikalarca dövülen astsubayın babasıyım ben. Ben evladımı pamuklarla sarıp yetiştirdim. Gözümden sakındım. Bir kötü söz ona söylemedim şimdiye kadar hiç. Ama ben burayı peygamber ocağı bildim. Oğlumu astsubay olarak gururla şeyle yolladım. Ama şu anda yapılan olaylar, yapılan şeyler kendime ve aileme çok gücüme gidiyor. Şu anda hastayım. Ama bunu sizlere duyurmak istiyorum. Oğlum Şendilli'de dağlarda görev yapmış. Ben evde uyumadım. Annesi bir taraftan gece gündüz biz 24 saat televizyonu açıp bir haber beklerken oğlumun bir şey oldu mu, şey oldu mu? Ama oralarda olmadı, hiçbir çeşit şey olmadı. Benim oğlum devamlı takdir, teşekkür bütün her çeşit albaylarından, şeylerinden bana bir sürü belgeler geldi. Ben gururlandım. Ama şimdi ise oğlumu dakikalarca orada esas duruşta hem durdurup hem dövüp hem küfür edip bana hakaret edip aileme hakaret etmesi çok gücüme gitti. Yuhasın! Yuhasın! Şimdi soruyorum Kurmay Albay Serdar Bilişe'ye. Siz kim oluyorsunuz? Benim aileme küfürler ediyorsunuz. Utanmazlar. Kimi oluyorsunuz da susuz evladımı esas duruşta dakikalarca deviyorsunuz? Biz de kalkıp savcılıkta inkar ediyorsunuz. İnkar ediyor, inkar. Çocuğumu dövdüğünü inkar ediyor. Ülkenin kurban subayı bu değil mi? Erkekse elbisesini çıkarsın. Burada herhangi bir meslektaşın karşısında. Bir de oğlum üst tarafından gidiyor. Söylüyor, eline çikolata veriyor. Çikolata ne demek? Şimdi bir de çikolata mı çıktı? Biz alalım orada sonlarca çikolata. Git diyor, evinde diyor, ailenle diyor, güzelce ağzın tatlansın diyor. Ne demek tatlansın? Açığa alma, Genelkurmay Başkanı'na açığa almayan. Şimdi soruyorum Genelkurmay Başkanı'na. Esas duruşta hakaret edilen, aslını dövmek işkence değil mi? Oğlumu mağdur eden bu kişiler hala görevde duruyor. Genelkurmay Başkanı açığa almadı.
Oğlumu madara eden bu kişilerin görevden alınmasını istiyorum ben Genelkurmay Başkanlığı'nda. Çünkü ben yemedim. Oğlumu büyüttüm. Devletim, vatana şey olsun diye. İnan oğlumu bir görseniz. Hemen kara kuvvetlerinde kendisi basketbol takımında görev yaptı. Bütün her tarafta. Her çeşit aslına da üstüne de bütün her çeşit. Ya bir tanısanız ya. Ama işte anlatamıyorum. Son olarak bunu para cezası olarak geçiştirecekler. Lütfen Genelkurmay Başkanım bunun üzerine el atın. El atmazsanız benim de arkamda bakın. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Buraya geldim. Hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar teşekkür ediyorum hepinize. Genelkurmay Başkanı sesimizi duyuyor. Genelkurmay Başkanı sesimizi duyuyor. Bakın aşağı doğru iniyoruz. Ne tarafa? Güven parkı doğru inelim. Var oradan binip gideceğiz. Şu an başka bir konu yok değil mi? Yok. Neden başkan? Yavaş ya. Efendim çıkacak. Yürün altı herkes ısınır beyimde. Bıktık kardeşim, bıktık!
Bıktık, bıktık, bıktık. 45 yıldır bıktık. Hem de ne bıkma. Arkadaşlar, slogan yok. Slogan yok. Ahmet Bey, bir şey mi oldu acaba? Az önce şey kuvvet önünüzü kesti. Kongremize katılıyoruz. O nedenle kongremize katıldığımız otobüslerimizin yanına doğru gidiyoruz. Olumsuz bir durum yok. Ama bir olumsuzluk var diye öyle yaptılar, öyle mi? Önünüzü kestiler. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Adam hamz olmuyor. Fuat Bey, İstanbul'dan geliyorsunuz galiba. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Konuyla ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? Görüntü ve fotoğraflar ve manzara her şeyi yansıtıyor zaten. Konuşmaya gerek yok. Anlayan anlayacaktır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Abi, hanım. Selçuk Bey, az önce Ahmet Keser, Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Başkanı Sayın Ahmet Keser'in Türkiye Büyük Millet Meclisi kapısı önünde, Dikmen kapısı önünde yapmış olduğu basın açıklamasını dinledik. Bu konuyla ilgili az önce Fuat Bey'in görüşlerini aldım. Bir de sizin görüşlerinizi alabilir miyim? Şimdi haber portalına teşekkür ediyorum Sayın Bayır'da. Bu tabii bir zulmün neticesinde oluşan bir tepki. Türkiye Emekli Asubaylar Derneği darba, gaspa ve şiddete uğrayan asubayların yanında. Evet. Kıbrıs'ta gelişen son olaylarda dayağa maruz kalan asubay, intihara maruz kalan asubay var. Eşini öldüren asubay var. Evet. Bunlar bandoca asubay var. Evet. Evet, burada Genelkurmay Başkanlığı'nda bunun protesto edilmesi, basın açıklaması yapılması bizler için memnuniyet verici. Emekli asubaylar adına da son derece sevinç duyuyoruz. Bunların artarak devam etmesini gönül istiyor. Evet. Mutlaka daha ileri gidilecektir bu hususta. Bunu bir ilk adım görüyoruz. Zaten alkışlardan da belliydi. Evet, burada camia daha ilginç bir olayda sivil halkın bu yöndeki desteğini de arkamıza almış bulunuyoruz. Ben tüm katılımcılara ve haber portalı olarak sizlere çok teşekkür ediyorum. Mücadelemiz devam edecektir. Ben İstanbul'dan buraya kadar geldiniz. İlerici Emekli Asubaylar Hareketi kurucu yöneticisi Sayın Yazar Selçuk Üçer'e. Aynı zamanda İstanbul'dan gelen emekli asubay abimiz, piyade asubay abimiz, Vizyon 2023'ü yöneten Fuat Adnan Fuat Özdemir abimize, yazar aynı zamanda, ona ve her iki yazara da ayrı ayrı teşekkürlerimi borç biliyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Saygılar sunuyorum. Ben teşekkür ederim. Son kez şunu söylemek istiyorum. 2010 yılından bu yana asubay toplumu ilk defa infial derecesinde gerekli makamlara, insan hakları adına, insan hukuku adına, asker hakları adına yasal tepkisini vermiştir. Bu tepki devam edecektir, büyüyerek devam edecektir. Haklarımız, hukuki haklarımız alınana kadar, insanlık aidiyetimiz kazanılana kadar da bu tepki devam edecek. Tamam, ben çok teşekkür ederim yaptığınız açıklamalar için. Tamam. Saygılar sunuyorum. Arabalar bekliyor.